Öf! Anne neredesin ya? Başına bir şey gelecek diye öyle korkuyorum ki. Yani abim Hızır Kart reklamındaki kız için çok hoş bir kız dedi diye yollara düşmenin ve o kızın peşinden gitmenin ne anlamı var anlamıyorum. Alo. Anne neredesin? Fatvan'da mısın? Anneciğim gel vazgeç şu işten. O kız dağ bayır dolaşıyor. Sen kadın başına gitme onun peşinden. Tamam. Peki. Anlaşıldı. Anneciğim, bir sonraki reklamda nerede karşılaşma ihtimaliniz var? Yani biz de burada hediye falan kazanalım, değil mi? Anne, kapı çalınıyor. Kapatmam lazım şimdi. Tamam, merak etme. Tamam, kim o demeden açmam. Hadi iyi bak kendine. Kim o? Geldim. Buyurun, kimi aramıştınız? Firdevs, tanımadın mı beni? Ben dur bakayım. Bıldırnaz? Evet. Ah, hoş geldin canım. Ne kadar güzel olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun hayatım. Ay Firdevs, makyajın ne kadar güzel olmuş. Makyajın mı? Evet. Makyaj mı yapmışım? Hı-hı. Yaptım. Evet, teşekkür ederim. Hı-hı. Güzel olmuş demek. Şöyle buyur canım. Sağ ol canım. Ben de şu makyajımı... biraz fazla yapmışım. Ben şimdi onu biraz azaltayım. Evet. Bıldırnazcığım, nasılsın? Makyaj yapıyorum. Ne yapayım? Hala evlenemedim daha. O yüzden canım sıkılıyor. Ben de kendimi makyaja verdim. Ay, çok güzel. Çok güzel. Bekar olman çok güzel. Aa, nesi güzelmiş ayol bekar olmanın? Diyorsun. Bekarlığın en güzel tarafı evlenerek bekarlığa veda etmektir. Öyle değil mi Bıldırnazcığım? Bilmem. Öyle midir acaba? Öyledir canım, öyledir. Şimdi ben güzel bir kahve yapayım. Hmm. Sonra seninle oturup biraz konuşalım. Tamam mı? Tamam. Ruslan! Ruslan! Küçün şu ayaklarımı! Vallahi bu koca ayaklarla bir tekme çakarım görürsün ha! Sus Rezil! Hem utanmadan yalan söylüyorsun hem de beni tehdit mi ediyorsun be? Madem o dilinde yalan söyledin, öyleyse cezasını çek bakalım. Bilim, tavuk düden bilimi. Peki, bu son şansın. Doğruyu söyleyeceksin bana. Hop be, ayaklarım, dilim. Valla insanın kendi orijinali gibisi yokmuş ha. Gerçi o uzun dilde avantajlı olabilirdi ama neyse ben orijinal halimden memnunum. Ben senin orijinal bir yalancı, orijinal bir alçak olduğunu zaten biliyordum hayatım. Bak ruhum, bu sofrayı neden hazırladığımı inan hatırlamıyorum. Hmm. Hatta o kolyeyi niçin ve kime aldığımı da hatırlamıyorum. Tabii tabii. Ama herhalde evlilik yıldönümümüz için sana almışımdır. Alabileceğim başka kimse yok ki. Son şansını da bana yalan söyleyerek harcıyorsun ha? Eh vallahi artık benden günah gitti. Sen ne yaptın bana? Söyle yine neremi büyüttün? Söylesene. Neremi? Poponu. Poponu canım. Poponu. Bundan sonra her yalan söylediğinde popon birazcık daha büyüyecek haberin olsun. Saçmalama. Yani ben bundan sonra kıçımdan bir şey uyduramayacak mıyım? Ruslar çabuk düzelt şunu. Kusura bakma hayatım, yalancılığının cezasını çekeceksin. Ulan Ruslan, senin yaptığını Amerikan senatosu bile yapmaz. Dur bakalım, söylediği gerçekten doğru mu? Yalan söyleyince popom büyüyecek mi? Bir yalan bulayım. Yalan. Heh! Reyhan, akıllı bir kızdır. Eyvah! Yalan söyleyince popom büyüyor. Kim geldi acaba? Bu popoyla şimdi, ay, kaldıramazsan kaldırırlar güzelim, kaldıramazsan kaldırırlar, oh. Buyur. Merhaba, ne haber kanka? Ne olsun, evde oturup popo büyütüyoruz. Hadi yürü, eğer biraz daha gecikirsen Önder Bey o büyüyen popona tekmeyi atacak. Haklısın kanka, hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Puh!
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Musacığım ölmemiş.